Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin entalpisi ürünlerin standart oluşum entalpisine eşittir denilmiş. Bir tepkimenin entalpi değerini standart oluşum entalpisi olarak adlandırabilmek için bazı kurallarımız vardı. Bunları hatırlayalım. İlk kuralımız ürünümüz 1 mol olmalıydı. İkinci kuralımız ürünümüz elementlerinden oluşması gerekiyordu. Son olarak da tepkime 25 derecede yani standart şartlarda gerçekleşmesi gerekiyordu. Bunu nereden anlayacağız? Girenlerin fiziksel haline bakacağız. Eğer reaktiflerimiz yani girenler oda koşullarındaki fiziksel halleriyle verilmişse tepkimede bu şartı sağlamış oluyor. Bu üç şartı da sağlayan tepkimelerdeki entalpi değerine biz ürünün standart oluşum entalpisi diyoruz. Bunun mantığı da şuradan gelmekte. Standart koşullardaki elementlerin oluşum entalpi değerleri sıfıra eşittir. Dolayısıyla Tepkimenin toplam entalpi değerini belirleyen durum sadece ürünün molar oluşum entalpisidir. Bu nedenle tepkimenin entalpisine ürünün standart oluşum entalpisi denir. Bakalım hangi tepkimeler bu şartı sağlıyor. Birinci öncele bakalım. Verilen tepkimedeki ürün 1 bir mol birinci şart sağlandı. Ürünümüz elementlerinden oluşmuş durumda ikinci şartımız da sağlandı. Son olarak reaktiflerin fiziksel hallerine baktığımızda standart koşullardaki yani oda şartlarındaki fiziksel halleri bize verilmiş. Bakın azot oda koşullarında gaz halde bulunmakta. Yine oksijen de oda koşullarında gaz halinde bulunmakta. Dolayısıyla buradaki tepkimede elde edilen entalpi değeri ürünümüzün standart oluşum entalpisine eşittir diyoruz. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncüle baktığımızda ürünümüz yine bir mol ürün ancak elementlerinden oluşmuş durumda değil. Dolayısıyla bu tepkimede elde edilen entalpi değeri ürünün standart oluşum entalpisine eşit olmayacaktır. İkinci öncülümüzü eledik. Üçüncü öncüle baktığımızda ürünümüz 1 mol. Elementlerinden mi oluşmuş? Baktığımızda bakır ve oksijen elementlerini görmekteyiz. Yani ikinci koşul da sağlandı. Peki elementler 25 derecedeki fiziksel hallerine göre mi verilmiş? Bakır bir metaldir. Civa hariç bütün metaller oda koşullarında katı halde bulunmakta. Oksijen yine oda koşullarında gaz halde bulunmakta. Dolayısıyla üçüncü tepkimemiz için bu üç şart da sağlanmış durumda. Bu tepkimedeki elde edilen entalpi değeri ürünün standart oluşum entalpisine eşittir diyoruz. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Son olarak dördüncü öncüle baktığımızda yine ürünümüz 1 mol ancak elementlerinden oluşmuş durumda değil. Kükürt dioksit bir bileşiktir. Dolayısıyla bu tepkimede elde edilen entalpi değeri ürünün standart oluşum entalpisine eşit olmayacaktır. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 olan B seçeneğidir. Arkadaşlar bir tepkimenin entalpisini ürünlerin toplam entalpisinden girenlerin toplam entalpisini çıkararak buluyorduk. Şöyle bir formülü yazabiliriz. Ürünlerin toplam entalpisinden girenlerin toplam entalpisini çıkaracağımızı söyledik. Eğer bizim tepkimemiz standart şartlarda gerçekleşiyor ise 25 derecede yani elementler 25 derecedeki orijinal fiziksel hallerine göre soruda bize verilmişse elementlerin standart koşullardaki molar entalpi değerleri sıfır olacağından şurası delta H giren sıfır eşit oluyor. O halde tepkimenin entalpisi direkt olarak ne oluyor? Ürünlere eşit oluyor. İşte birinci ve üçüncü tepkimede bu durum geçerliydi. Birinci tepkimede maddemiz elementlerinden oluşmuş ve 25 derecedeki fiziksel hallerine göre oluştuğundan dolayı Girenlerin toplam entalpi değeri 0 olacaktı. O halde tepkimemizin entalpisi ürünümüz olan diazot trioksit bileşiğinin entalpisine eşit olacaktı. Bu koşulda biz ne diyoruz? Tepkimenin entalpisi ürünün standart oluşum entalpisine eşittir yorumunu yapıyorduk. Aynı durum 3. tepkimemiz için de geçerliydi. Elementlerinden oluşmuş ve standart koşullardaki fiziksel hallerine göre oluştuğundan dolayı 3. tepkimenin de girenlerin toplam entalpi değeri sıfırdır. O halde tepkimenin entalpisi direkt olarak ürünün entalpisine yani bakır 2 oksit bileşiğinin entalpisine eşit olacak. Dolayısıyla tepkime entalpisi ürünün standart oluşum entalpisine eşittir yorumunu yapıyorduk. Standart oluşum entalpisine dikkat ediyoruz. Ürünümüz 1 mol olacaktı. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Serbest sürtünmesiz pistonlu kaplarda artansız gerçekleştirilen yukarıdaki tepkimelerin hangilerinde kap hacmi zamanla artar denilmiş. Serbest sürtünmesiz pistonlu kapta kap hacminin zamanla artabilmesi için karşımıza iki durum çıkmakta. Birinci durum ürünlerin gaz sayısı girenlere göre daha fazla olması lazım. Yani son durumdaki gaz sayısı ne yapacak? girenlerdeki gaz sayısından daha fazla ise kabımızın hacmi artacaktır. İkinci durumumuz ise ürünlerin gaz sayısıyla girenlerin gaz sayısı birbirine eşit olacak ancak tepkimemiz egzotermik olacak. Ürünle girenin gaz sayısı birbirine eşitken tepkime egzotermik ise egzotermik tepkimelerde kap ısınıyordu. Isınan kaptaki gazların genleşmesiyle kap hacmimiz yine artacaktır arkadaşlar. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Burada kesinlik sorusu yok. Birinci öncül girenlerdeki gaz sayısı kat sayıya bakıyoruz arkadaşlar. 1 CH4 2 de oksijenden 3. Ürünlerdeki gaz sayısı yine 3. Peki ikinci duruma uyuyor mu acaba? Ürün ve girenin gaz sayısı eşit. Tepkime egzotermik mi? Bunu yorumlayalım. Tepkimeye baktığımızda girenlerde elementel bir oksijen bulunmakta. Dolayısıyla bu tepkime yanma tepkimesidir. Yanma tepkimeleri azot gazının yanması hariç egzotermiktir. Birinci tepkimede gaz sayıları eşit olmasına rağmen tepkime egzotermik olduğundan dolayı tepkime kabımız ısınacak ve ısınan kaptaki gazlar genişleyeceğinden dolayı kap hacmi ilk duruma göre artacaktır. İkinci tepkimeye baktığımızda girenlerde gaz yok. Ürünlerde ise bir adet gaz oluşmuş. Kat sayısı 1. Dolayısıyla birinci durum geçerli burada. Ürünlerin gaz sayısı girenlerden daha fazla olduğu için son durumda kabacmi ilk duruma göre daha fazla olacaktır. Unutmayalım kabacmini yorumlarken gazlara bakacaktık. Bizim için gazlar önemliydi. Üçüncü öncüle baktığımızda tepkimedeki girenlerin gaz kat sayısı 2. Bir hidrojenden bir de klordan 2'dir. Ürünlerdeki gaz kat sayımız yine 2. Yani gaz kat sayıları birbirine eşit. Peki tepkime acaba egzotermik mi? Yani ikinci durum geçerli olabilir mi? Tepkimeye baktığımızda tepkimemiz sentez tepkimesi. Yani iki küçük molekül birleşerek daha büyük bir molekül oluşturmuş. Sentez tepkimeleri genellikle egzotermiktir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ısı açığa çıkacak. Açığa çıkan ısı kabı ısıtacak ve kaptaki gazlar daha fazla genleşeceğinden dolayı kabımızın hacmi artacak. Üçüncü tepkimede de kapı hacmi zamanla artar diyoruz. Son olarak dördüncü öncele baktığımızda girenlerin gaz kat sayısı bir azottan 2 de oksijenden 3. Ürünlerin gaz kat sayısı ise 2. Gaz kat sayımız azalmış. Hatta tepkimemiz azotun yanması olduğu için aynı zamanda endotermik bir tepkime. Dolayısıyla dördüncü tepkimede gaz katsayımız zamanla azalacağından dolayı kabacımı de azalacak. Bize kaba zamanla artanlar sorulduğu için cevabımız 1, 2 ve 3. öncülleri içeren D seçeneğidir. Aşağıdaki değişimlerin hangisinde değişime eşlik eden entalpi türü yanlış verilmiştir deniliyor. Entalpi türleri tepkimelerin isimlerine göre sınıflandırılabilir. Birinci olaya baktığımız zaman katıdan doğrudan gaz hale geçiş var. Fiziksel bir olay ve bu olayın adı süblimleşme. Dolayısıyla buradaki entalpi değerimiz süblimleşme entalpisi olacaktır. A şıkkı doğrudur. B şıkkına baktığımızda tepkime yanma tepkimesi. Elemental oksijenle olan tepkimeler yanma tepkimesiydi. Dolayısıyla bu tepkimeden elde edilen entalpi değerine yanma entalpisi diyebiliriz. B şıkkı doğrudur. C şıkkına baktığımızda tepkimemiz asit baz tepkimesi ve bu tepkime sonucunda su da açığa çıkmış. Asit baz arasındaki tepkimelerde su açığa çıktığında biz bu tepkimelere nötralleşme tepkimesi diyorduk. O halde bu tepkimeden elde edilen entalpi değerine nötralleşme entalpisi diyoruz. C şıkkı da doğru oldu. D şıkkına baktığımızda tepkimemizin entalpisi için oluşum entalpisi denilmiş. Bir entalpiye oluşum entalpisi diyebilmek için ürünümüz elementlerinden oluşması lazım. Burada ise karbon monoksit bir bileşiktir, element değildir. Dolayısıyla karbondioksit elementlerinden oluşmadığından dolayı bu entalpi için oluşum entalpisi diyemeyiz. Bu tepkimenin oluşum entalpisi olabilmesi için tepkimemizin şu şekilde yazılması gerekiyordu. Yani elementlerinden oluşması gerekiyordu. Burada tekrar söylüyoruz. Karbon monoksit element olmadığı için bu tepkime için oluşum entalpisi diyemeyiz. Peki ne entalpisi diyebilirdik diye sorarsanız. Elemental halindeki oksijenle olan tepkimelerin yanma tepkimesi olduğunu söylemiştik yanma entalpisi denilebilirdi. Sorumuz bize yanlış olanı sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Son olarak E şıkkına baktığımızda iyonik bir katı olan sodyum nitratın suda çözünme denklemi bize verilmiş. O halde buradaki entalpi için çözünme entalpisidir denilebilir. E şıkkı da doğrudur. Sorumuzun cevabı denizli seçeneğidir. Yukarıda verilen tepkime denklemlerine göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Birinci öncül H2O gazının ısı kapsamı H2O sıvısının ısı kapsamından fazladır. Birinci öncülün yorumunu yapabilmek için ikinci tepkimeye bakacağız. H2O sıvısının H2O gazına dönüşümü ile ilgili entalpi değerimiz artı 44.1. Bunun potansiyel enerji grafiğini bir görelim. Potansiyel enerjiye karşı tepkime koordinatı grafiğini çizdik. Tepkimemizin endotermik olduğunu delta H'ın sıfırdan büyük olmasından anlıyoruz. Endotermik tepkimelerde potansiyel enerji grafiğimiz şu şekildedir. Yani ürünlerin ısı kapsamı girenlerden fazladır. Buradaki ürünümüz H2O gaz. Girenimiz ise H2O'nun sıvı formu. Tekrar söylüyorum. Endotermik tepkimelerde ürünlerin ısı kapsamı girenlere göre daha fazladır. Bu tepkimede de ürünümüz H2O gaz olduğu için birinci öncül doğrudur. İkinci öncül H2O gazının molar oluşum ısısı eksi 243.6 kJ bölü moldür denilmiş. Entalpi değerine molar oluşum ısısı diyebilmek için oluşan ürün 1 mol olmalı. Bakın ürünümüz 1 mol. Yine ürün elementlerinden oluşmuş olması lazım. Elementlerinden oluşmuş. Ve elementlerimiz 25 derecedeki fiziksel hallerine göre verilmesi gerekiyor. 25 derecede hidrojen, gaz, oksijen de yine gaz halde bulunur. Dolayısıyla birinci tepkimemizdeki entalpi değeri molar oluşum entalpisidir. Yani molar oluşum ısısıdır diyebiliriz. O halde ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncül H2O sıvısının molar oluşum ısısı eksi 287,7 kJ bölü moldür. H2O sıvısının molar oluşum ısısını elde edebilmek için birinci tepkimeyi sabit bırakırken ikinci tepkimeyi ters çeviriyoruz. Yani eksi 1 ile çarpıyoruz. Tepkimelerin son hallerini buraya yazalım. Birinci tepkimeye dokunmadık. İkinci tepkimemizi ise ters çevirdik. Bir tepkimeyi ters çevirdiğimizde ürün ve girenlerin yerleri değişir. Ürünlerde olan gaz artık girenlere geldi. Girenlerde olan sıvı halimiz ürünlere geldi. Tepkimeleri taraf tarafa topladığımızda iki farklı tepkimede bulunan maddemizden Tepkimelerden birinde eğer maddi ürünlerde diğerinde de girenlerde ise taraf tarafa toplandığında bunlar birbirini yok eder. Biz bu duruma tepkimelerin toplanabilirliği HES yasası diyoruz. Bakın H2O gaz birinci tepkimede ürünlerde ikinci tepkimede girenlerde taraf tarafa toplandığında birbirini yok edecek. Son durumda elimizde kalan tepkime yazacak olursak girenlerde H2O gazımız ve 1 bölü 2 oksijenimiz Ürünlerde ise sadece H2O sıvısı kaldı. Bakın burada biz H2O sıvısının molar oluşum entalpisini elde ettik. Ürünümüz 1 mol. Ürünümüz elementlerinden oluşmuş. Ve reaksiyona giren maddelerin fiziksel halleri standart koşullarda. Yani 25 derecedeki fiziksel hallerine göre bize verilmiş. O halde burada bulacağımız entalpi değeri bizim molar oluşum entalpimizdir. Peki acaba eksi 287,7 mi? Bunu kontrol edelim. Birinci tepkimeye dokunmamıştık. Eksi 243.6 idi. İkinci tepkimeyi ters çevirdiğimizde entalpinin işareti de değişmekte. Artı 44.1'i eksi 44.1 olarak yazacağız. Tepkimelerin toplanabildiği gibi entalpi değerleri de toplanacak. İki entalpi değerini topladığımızda tepkimemizin net entalpisi eksi 287,7 yapmakta. Yani üçüncü öncülümüz de doğrudur. Soru bize doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda verilen oluşum tepkimeleri ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır denilmiş. Birinci öncül molar oluşum entalpisi en küçük olan karbondioksittir. Molar oluşum entalpisi 1 mol maddenin elementlerinden oluşması sırasındaki entalpi değeridir. O halde her bir ürün için molar oluşum entalpi değerlerini belirleyelim. Tepkimeye baktığımızda karbondioksidin kat sayısı 1 ve elementlerinden oluşmuş durumda. O halde buradaki entalpi değeri direkt olarak karbondioksidin molar oluşum entalpisini bize verecek. Bu değerinde eksi 94 kilo kalori olduğunu görmekteyiz. İkinci tepkimemize baktığımızda diazot pentaoksit bileşiğinin elementlerinden oluşması verilmiş. Ancak bizim merak ettiğimiz durum molar oluşum entalpisi. Yani bir molün entalpisi. Dolayısıyla burada verilen entalpi değerini 2'ye böldüğümüzde 1 mol diazot pentoksit bileşiğinin yani N2O5'in molar oluşum entalpisini bulacağız. Bu değer de eksi 60 kilokaloridir. Üçüncü tepkimeye baktığımızda azot monoksit bileşiğimiz elementlerinden oluşmuş ancak 2 mol açığa çıkmış maddemiz. 1 molünü merak ettiğimizden dolayı buradaki entalpi değerini de 2'ye böldüğümüzde azot monoksit bileşiği için molar oluşum entalpisi artı 70 kilokalori olacaktır. Bulduğumuz bu değerler içerisinde en küçük molar oluşum entalpisi birinci tepkimeye aittir. Eksi 94 diğer entalpi değerlerinden daha küçüktür. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül tepkimelerde eşit mol oksijen gazı harcanırsa en fazla ısı ikinci tepkimede açığa çıkar denilmiş. Öncelikle harcanan oksijen miktarlarını eşitleyelim. Reaksiyonlardaki oksijen katsayılarına baktığımızda 1, 5, 1. Bu 3 sayı 5'te eşitlenecek. Birinci tepkimeyi 5 ile ve üçüncü tepkimeyi 5 ile genişlettiğimde oksijen mol sayıları eşit olmuş olacak. S yasasına göre bir tepkimeyi hangi ile çarparsanız aynı sayıyla entalpi değerini de çarpmamız gerekecek. O halde birinci tepkimedeki entalpi değeri 5 ile çarpıldığında eksi 470 kilokalori olacak. İkinci tepkimeye dokunmadık. Eksi 120 kilokalori. Üçüncü tepkimeyi de 5 ile çarptığımızda 700 kilokalorilik bir entalpi değere oluşacak. Öncülümüz bize açığa çıkan ısıdan bahsetmiş. Burada bulduğumuz değerler ise entalpi değerleriyle. Entalpinin başında eksi olması olayın egzotermik olduğunu gösterir. Dolayısıyla birinci tepkimede açığa çıkan ısı 470 kilokaloridir. İkinci tepkimede açığa çıkan ısı artı 120 kilokaloridir. Üçüncü tepkimemiz ise endotermik olduğundan dolayı ısı açığa çıkmaz. O yüzden 3'e ısı açığa çıkar şeklinde yorum yapmayalım. Bize en fazla ısı çıkan tepkime sorulduğundan dolayı cevabımız birinci tepkime olacak. Burada ise ikinci tepkime denildiğinden ikinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncül azot monoksit gazının molar oluşum entalpisi artı 70 kilokaloridir. Molar oluşum entalpisini artı 70 olarak bulmuştuk. Tekrarlayalım. Azot monoksit elementlerinden oluşmuş ancak 2 mol oluşmuş. Molar oluşum entalpisi ürünün 1 mol'ü oluştuğundaki entalpi değeridir. Buradaki entalpimiz de artı 70 kilokalori olacak. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Soru bize yanlış olan öncülleri sorduğundan cevabımız yalnız 2 olan B seçeneğidir. Standart koşullarda 0,2 mol CH4 gazının verilen tepkimeye göre tamamen yanması sonucunda 178 kilojül ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre CH4 gazının standart molar oluşum entalpisi kaç kilojüldür deniliyor. Arkadaşlar sorumuzda parantez içinde verilen entalpi değerleri maddelerimizin molar oluşum entalpi değerleri. Burada bize CH4'ün molar oluşum entalpi değeri sorulmuş. Sorumuza baktığımızda bize 0,2 mol CH4 gazının yanması sonucunda açığa çıkan ısı miktarı verilmiş. Tepkimeye baktığımızda ise CH4'ün kat sayısının 1 olduğunu dolayısıyla parantez içinde verilen değerleri yazabilmek için bize 1 mol CH4 gazının yanması sonucunda açığa çıkan tepkime entalpisi gerektiğini görmekteyiz. Hemen bize verilen 0,2 molün 178 kJ ısı açığa çıkardığı bilgisinden yararlanarak 1 mol CH4 yansaydı ne kadar ısı açığa çıkardı? Tepkimemizin net entalpisi ne olurdu? Bunu belirleyelim. Bu arada bize ısı açığa çıkar demesi olayımızın egzotermik olduğunu yani buranın entalpisi yazılırken başına eksi alarak yazılması gerektiğini gösteriyor. 0,2 mol CH4 gazı yandığında entalpi değerimizi eksi 178 kJ bölü mol olarak düşünebiliriz. Az önce de söylediğim gibi CH4'ün katsayısı 1 olduğu için 1 molünün yanması sonucunda açığa çıkan entalpi değeri bize lazımdı. Neden şu parantez içindeki değerleri ancak bu şekilde kullanabilirdim? Mesela bize soruda oksijen gazı ile ilgili bilgi verilmiş olsaydı, oksijenin katsayısı 2 olduğu için o zaman 2 mol oksijen harcandığındaki entalpi değeri ne olması lazım diye bunu bulmam gerekirdi aşağıdaki değerleri kullanmak için. Yani buradaki katsayıları sanki maddelerimizin molleri gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Hemen yorumumuzu yapalım. 0,2 mol CH4 gazı yandığında entalpi değerimiz eksi 178 kilojül bölü mol olursa CH4'ün katsayısı 1 olduğu için bize 1 mol CH4 yandığındaki entalpi gerekli. 1 mol yandığında ne olur? Sadeleştirmeleri yaparsak 0, 2 ve 1 1'e 5 oranında sadeleşir. 5 çarpı eksi 178'den eksi 890 kilojül bölü mol değerine ulaşırım. Bu bizim tepkimemizin entalpi değeri. Şimdi molar oluşum entalpileri verilen bir soruda çözüm yöntemimiz nasıl olacaktı? Bunu hatırlayalım. Tepkimemizin toplam entalpi değerini delta H diyelim. Ürünlerin toplam entalpisinden girenlerin toplam entalpisini çıkararak buluyorduk. Şu işaret toplam işaretidir. Ürünlerin entalpi toplamı eksi girenlerin entalpi toplamıdır dedik net tepkimenin entalpisi için. Bize ne soruluyordu? CH4'ün molar oluşum entalpisi. Değerleri yerine yazalım. Delta H gördüğüm yere az önce bulduğum eksi 890 değerini yazıyorum. Ürünlerimiz karbondioksit ve su. Karbondioksitin molar oluşum entalpisi eksi 394 olarak verilmiş. Böyle köşeli parantez yapalım. Bir tane karbondioksit var tepkimemizde. Artı Ürünlerde 2 adet de su var. Suyun molar oluşum entalpisi eksi 285 kilojül bölü mol. O halde 2 çarpı eksi 285 yazıyorum. Bu bizim ürünlerimizin toplam entalpisiydi. Parantezimizi kapattık. Eksi formüldeki eksi girenlerin toplam entalpisi. Girenlere baktığımızda aradığımız CH4 var. Zaten katsayısı 1. 1 çarpı CH4'ün entalpi değerine x diyelim. Diğer girenlerdeki maddemiz oksijen. Arkadaşlar standart koşullarda elementlerin molar oluşum entalpi değerleri sıfıra eşitti. O yüzden soruda bize oksijenin molar oluşum entalpisi verilmemiş. Yani direkt burayı kapatabiliriz. Bu işlemleri yaptığımızda X'in yani CH4'ün molar oluşum entalpisine ulaşmış olacağız. İşlemlerimizi yapalım. İfadeyi düzenlediğimde burası eksi 890 olacak. 2 çarpı eksi 285 eksi 570 yapar. Eksi 570 ile eksi 394'ü toplarsak eksi 964 yapacak. Buradan da eksi x ifadesi gelecek. X'i sol tarafa atalım artı x olsun. Eksi 890'ı da sağ tarafa atalım. Eksi 964 artı 890 oldu ifademiz. Bu konuda toplama çıkarma çok önemli arkadaşlar. Buradan metan gazımızın molar oluşum entalpisini eksi 74 kilojül bölü mol olarak buluyoruz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Şekilde verilen tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Birinci öncül tepkimenin entalpisi eksi 70 kilokaloridir. Tepkimenin entalpisini ürünlerin entalpisinden girenlerin entalpileri toplamını çıkardığımızda buluyorduk. Bize verilen potansiyel enerji grafiğinde sağ köşe ürünü sol köşe ise girenleri belirtmekte. Ürünün toplam enerjisi 20 kilokalori eksi diyorum. Girenin toplam enerjisi 90 kilokalori. O halde tepkimemizin entalpisi için eksi 70 kilokaloridir diyebiliriz. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül XY'nin molar oluşu entalpisi 90 kilokaloridir denilmiş. XY maddemiz girenlerde yer almakta ancak tepkimedeki değeri 2 mollük değer. Bize ise molar oluşum entalpisinden bahsetmiş. Yani 1 molünün oluşumu sırasındaki enerji değişimi soruluyor. Girenlere baktığımızda Y maddemiz element halinde Elementlerin molar oluşum entalpi değerleri 0 eşittir. Dolayısıyla girendeki entalpi değerimiz olan 90 kilokalori xy maddesine aittir. Ancak tekrar hatırlatıyorum bize xy'nin molar oluşum entalpi değeri sorulmuş. Şöyle bir denklem kuruyorum. 2 mol xy'ye ait olan 90 kilokalori ise 1 mol xy'ye ait olan yani xy'nin molar oluşum entalpisi nedir dediğimizde buradan 45 kilo kaloridir cevabını alıyoruz. Burada 90 kilo kalori dediği için ikinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncül normal koşullarda 22,4 litrelik hacim kaplayan Y2 gazı tepkimeye girdiğinde 140 kilo kalori ısı açığa çıkar denilmiş. Tepkimede Y'nin katsayısı sayısı 1 bölü 2. 0,5 mol Y2 harcandığında Bakın tepkimemizdeki entalpi değerimiz eksi 70 kilokaloriydi. Ancak öncülümüz bizden açığa çıkan ısı ile ilgili yorum yapmamızı istemiş. O halde entalpinin eksi 70 kilokalori olması bize tepkime sırasında 70 kilokalori ısı açığa çıktığını gösterecek. Dolayısıyla denklemimizi ısı olarak yazarsak 70 kilokalori ısı açığa çıkarsa Bizden Y2'nin normal koşullardaki 22,4 litresinin miktarı sorulmuş. Normal koşullarda 22,4 litre 1 mol eşittir. O halde 1 mol Y2 harcadığımızda tepkimeye soktuğumuzda açığa çıkanısı nedir dersek içler açılığa çarpımı yaptığımızda 140 kilo kalori ısı açığa çıkar diyoruz. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğrudur. Sorumuz bize doğru olanları sorduğundan cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Yukarıda verilen denklemlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Birinci öncül her iki tepkimede de ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından azdır denilmiş. Potansiyel enerji grafiğimizi düşündüğümüzde ürünlerin ısı kapsamının girenlerden daha düşük olduğu durumda şöyle potansiyel enerjiye tepkime koordinatı diyelim. Bu durumda tepkimeler egzotermiktir. Bize verilen tepkimelere baktığımızda her iki tepkimede yanma tepkimesi. Yanma tepkimeleri azotun yanması hariç egzotermikti. Zaten ısı ifadesinin ürünlerde yazıldığından yani ısı açığa çıktığından da bu tepkimelerin egzotermik olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla her iki tepkime için ürünlerin ısı kapsamı girenlerden daha az ifadesi doğrudur. Potansiyel enerji grafiğimizde sağ taraf ürün sol taraf girendi. Tekrarlıyorum bu şekildeki bir potansiyel enerji grafiği egzotermik tepkimeye aitti. B şıkkı 1 mol H2O sıvısının elementlerine ayrışması için 68 kilokalori ısı gereklidir. İkinci tepkimede bize H2O sıvısının oluşumu verilmiş. Bu tepkimeyi ters çevirdiğimizde H2O sıvısının elementlerine ayrışma tepkimesini elde ederiz. Tepkime yazacak olursak ürünümüz girenlere geldiğinde enerjimiz de girenlerde yazılacak. 68 kilokaloriyi girenlere yazdığımızda H2 ve O2 şeklinde H2O sıvımızı elementlerine ayırmış olacağız. Dolayısıyla tepkime artık endotermik bir tepkime oldu ve bu tepkimenin gerçekleşmesi için 68 kilokalori ısı gereklidir diyoruz. B şıkkı da doğrudur. C şıkkı 22 gram karbondioksit gazının elementlerinden oluşumunda 47 kilokalori ısı açığa çıkar denilmiş. Birinci tepkime de 1 mol karbondioksitin elementlerinden oluşum tepkimesi bize verilmiş. Burada 94 kilokalori ısı açığa çıkmakta. Öncülümüzde bize 22 gram karbondioksit için ne kadar ısı açığa çıkar denilmiş. 22 gram karbondioksitin kaç mol olduğunu bulalım. Molekül halinde hesaplayacak olursak karbon bir tane var. Atom ağırlığı 12. Artı diyorum. 2 tane oksijen var. Atom ağırlığı 16. Buradan 44 gelecek. Şöyle diyoruz. 1 mol karbondioksit 44 gram ise Elimizde 22 gram vardı. 22 gramı kaç moldur? Buradan 0,5 mol karbondioksit cevabını veriyoruz. Sonrasında 1 mol karbondioksit oluşumu sırasında 94 kilokalori ısı açığa çıkıyorsa 1 mol dememin nedeni karbondioksitin kat sayısı 1. Öncülümüzde bize 0,5 mol karbondioksit oluşumu için gerekli olan ısı miktarı sorulduğu için 94'ün yarısını aldığımızda 47 kilokalori ısı açığa çıkar yorumunu yapıyoruz. C şıkkı da doğrudur. D şıkkı eşit kütlede oksijen gazı kullanıldığında ikinci tepkimede açığa çıkan ısı daha fazladır denilmiş. Oksijen kütlelerini eşitlemek için ikinci tepkimeyi 2 ile çarpıyorum. İkinci tepkimeyi 2 ile çarptığımda her ikisinde de birer mol oksijen kullanılmış olacak. Bir tepkimeyi hangi sayı ile çarparsak ısı değerimizde aynı sayı ile çarpacağız. Dolayısıyla Tepkime 2 ile çarptığımızda açığa çıkan ısı miktarı 68'in 2 katı olacak. Yani 136 kilokalori ısı açığa çıkacaktır. Dolayısıyla eşit kütlede oksijen gazı kullanıldığında ikinci tepkimede açığa çıkan ısı miktarı birinci tepkimeye göre daha fazladır. D şıkkı da doğru oldu. Son olarak E şıkkına baktığımızda birinci tepkimede oluşan karbondioksit gazı sıvı fazla olsaydı tepkime entalpisi eksi 94 kilokaloriden daha büyük olurdu. Tepkimeye baktığımızda karbondioksit gaz halde. O halde şöyle diyoruz. Karbondioksit gaz yerine sıvı olsaydı. Gaz halden sıvı hale geçiş egzotermik bir olaydır. Dolayısıyla bu olay sonucunda daha fazla ısı açığa çıkacaktı. Olayımızda daha fazla ısı açığa çıkması entalpi değerimizin daha küçük olması anlamına geliyor. Hatta bunu tepkim olarak yazacak olursak şöyle ifade edebiliriz. Daha iyi anlaşılsın diye tepkimi halinde yazıyorum. Diyelim ki burası sıvı olsaydı eskiden 94 kilokalori ısı açığa çıkarken şimdi daha fazla ısı açığa çıkacak diyoruz 100 kilokalori. Bunu dememizin nedeni de olayın egzotermik olması. Yani gazdan sıvıya geçiş sırasında da ekstradan dışarı enerji verilecek. Diyelim ki dışarı verilen enerji artı 6 kilokalori olsun. 94'ten 100 kilokaloriye çıktı verilen ısı. Biz bunu entalpi şeklinde yazarsak nasıl yazacağız? Tepkime egzotermik olduğu için ısının önüne eksi alıyor. Dışarı verildiği anlamında geliyor bu eksi ve 100 diyoruz. Dolayısıyla karbondioksidin sıvı halindeki entalpi değeri gaz halindeki entalpi değerinden daha küçük oldu. Burada büyük olur dediği için E şıkkı yanlıştır. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Verilen tepkimeye göre 0,5 mol C3H8 gazının oluşması sırasında 144 kJ ısı açığa çıkıyor. C3H6'nın molar oluşum ısısı 102 kJ bölü mol olduğuna göre C3H8'in molar oluşum ısısı kaç kJ bölü moldür denilmiş. Soruya baktığımızda verilen tepkimeye göre 0,5 mol C3H8 gazı oluştuğunda 144 kJ ısı açığa çıktığı bize belirtilmiş. Yine C3H6'nın molar oluşum ısısı da bize bildirilmiş. Tepkimemizdeki reaktif ve ürünlerin molar oluşum ısıları üzerinden biz tepkime entalpisi ile ilgili yorum yapabiliyorduk. Bunun için tepkime sırasında entalpi değişimi ile ilgili bilgi verilen maddenin kat sayısı üzerinden yorum yapacaktık. Soruda bize C3H8 ile ilgili bilgi verilmiş. Tepkimeye baktığımızda C3H8'in kat sayısı bir. Sorumuzda bize C3H8'in 0,5 molü için 144 kilojüllük ısı açığa çıktığı bildirilmiş. Molar oluşum entalpilerini kullanabilmek için 1 mol C3H8'deki miktar bize lazım. Eğer C3H8'in kat sayısı 2 olsaydı 2 mol C3H8 oluştuğunda entalpideki toplam değişim bizim için önemli halde olacaktı. Burada tekrarlıyorum. C3H8'in kat sayısı 1 olduğu için 1 mole göre yapacağız. Tekrarlıyorum. C3H8'in katsayısı 1 olduğu için 1 mol C3H8 oluşumu sırasındaki entalpiyi bulacağız öncelikle. Hemen denklemimizi kuralım. 0.5 mol C3H8 oluştuğunda 144 kJ ısı açığa çıkıyorsa ısı diyelim. Entalpi üzerinden sorumuz gelmiş. Buraya dikkat edelim. Sonra entalpiye çevireceğim. C3H8'in katsayısı 1 olduğundan dolayı 1 mol C3H8 oluşumu sırasında ne kadar ısı açığa çıkar dersek İçler dışlar çarpımı yaptığımızda burada 288 kJ ısı açığa çıkar diyoruz. Şimdi soru bize oluşum ısısını yani entalpi değerini soruyor. Dolayısıyla bu ifadeyi entalpiye çevireceğiz. Tepkimeye baktığımızda egzotermik bir tepkime ısı açığa çıkıyor ifadesinden anlıyoruz bunu. Dolayısıyla egzotermik tepkimelerde entalpi işareti negatif olacağından dolayı entalpi değerimizi eksi 288 kilojül olarak yazıyoruz. Yani böyle bir tepkime verilseydi bize delta H değeri eksi 288 kilojül bölü mol olacaktı. Şimdi biz tepkimenin toplam entalpi değerini biliyoruz. O halde tepkimede yer alan maddelerin molar oluşum ısılarından yararlanarak bize sorulan C3H8'in molar oluşum ısısını bulacağız. Buradaki tepkime C3H8'in molar ısısı değil. Çünkü elementlerinden oluşmamış C3H8. C3H8'in molar oluşumlusunu bulabilmek için tekrarlıyorum. Tepkimenin net entalpi değerinden yararlanacağız. Bir tepkimenin toplam entalpisi tepkimedeki ürünlerin entalpi toplamından girenlerin entalpi toplamını çıkarılmasıyla elde edilmekteydi. Tepkimenin toplam entalpi değerini biz eksi 288 olarak bulmuştuk. Ürünlerde C3H8'imiz var. Ve bizim aradığımız durum zaten C3H8'in molar oluşumu Bu arada tepkimedeki ürünlerin entalpi toplamından girenlerin entalpi toplamını çıkarıyoruz dememiz molar oluşum değerleri için geçerli. O yüzden delta H ürünlerdeki C3H8'in molar oluşumu bize lazım. Bunu bilmiyoruz. X diyeceğiz. Bunu arıyoruz zaten. Eksi diyorum. Girenlerin molar oluşum entalpileri toplamı. Girenlerde C3H6 ve hidrojen gazları var. Elementlerin molar oluşum entalpi değerleri sıfırdı. O yüzden hidrojen için entalpi değerimiz sıfır olacaktır. Zaten soruda bize hidrojenle ilgili bilgi de verilmemiş. Burada bize gerekli olan C3H6'nın molar oluşum entalpisi. O da soruda veriliyor. Bakın C3H6'nın molar oluşum ısısı yani molar oluşum entalpisi eksi 102 kilojül bölü molmuş. Buraya eksi 102 diyorum C3H6'dan kaynaklı. İşlemleri yaptığımızda ifademiz eksi 288 eşittir x eksi eksi daha artı olacak artı 102. Artı 102 karşıya attığımızda yine eksi olarak geçtiği için x değerimizi eksi 390 kilojül bölü mol olarak buluyoruz. Bu ifade bizim C3H8'in molar oluşum entalpisi hatta şöyle gösterilir. Sorumuzun cevabı eksi 390 olan E seçeneğidir. Denklemine göre gerçekleşen tepkime sonucu katı kütlesinde 0,2 gramlık azalma gerçekleşiyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Tepkimeye baktığımızda tepkimede yer alan maddelerin kat sayılarının tamamı 1. Yani birbirine eşit. O halde şöyle bir yorum yapacağız. Katsayı 1 olduğundan dolayı 1 mol çinko çözeltiye geçtiğinde Yine aynı anda 1 mol çözelti içerisindeki bakır iyonu da 1 mol bakır katısı olarak çöktüğünde toplam entalpi değişimi eksi 96 kilojülmüş. Peki bu olay sırasında yani 1 mol çinkonun çözeltiye geçip 1 mol çözeltide bulunan bakırın katı şeklinde çökmesi sırasında toplam kütle değişimi ne olur? Bunu da atom ağırlıkları üzerinden yorumlayacağız. 1 mol çinko 65 gram iken 1 mol bakır 64 gram. O halde şöyle diyorum. 1 mol çinkomuz çözeltiye geçip bunun yerine 1 mol bakır katısı çöktüğünde bu çökelme metal çubuğumuz üzerinde olacak arkadaşlar. Şöyle birikecek. Toplamdaki kütle değişimi nedir? 1 gramdır diyorum. 1 gram katı kütlesi azalıyor diyoruz. Bu yorumu 1 mol çinko ve 1 mol bakır arasındaki kütle farkından yaptık. Ve bu olay sırasındaki entalpi değişimimiz neymiş? Eksi 96 kilojüllük bir entalpi değişimi söz konusuymuş. Sorumuzda bize 0,2 gramlık azalma olduğuna göre denilmiş. O halde çözeltiye geçen çinko ve katı şeklinde çöken bakarın molünü biz belirleyebiliriz. 1 gram katı kütlesi değiştiğinde entalpi değerim eksi 96 kilojül ise katı kütlesi 0,2 gramlık bir değişim yaşadığında azaldığında Entalpimiz ne olur? Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda entalpideki değişimi eksi 19,2 kilojül olarak buluyoruz. Birinci öncüle baktığımızda tepkime de açığa çıkan ısı 19,2 kilojüldür. Bakın açığa çıkan ısı denilmiş. ısı her zaman pozitiftir. Burada eksi olarak ifade ettiğimiz entalpi değişimidir. Yani 19,2 kilojül ısı açığa çıkmıştır demeye çalışıyoruz. Hatta bunu yazalım. 19.2 kJ ısı açığa çıkar. Entalpin eksi 19.2 olması bize bunu ifade ediyor. Sonuç olarak birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül bakır 2 nitrat çözeltisinin 200 mililitresi harcanmıştır. Bakır 2 nitrat çözeltisi bakır artı 2 iyonlarından gelmekte. Yani bakır artı 2 ile ilgili yapacağımız yorum aslında bakır 2 nitrat çözeltisi ile ilgili yapacağımız yorum demek. Azalan katı kütlesinden yararlanarak Tepkimede harcanan bakır 2 nitratın molünü bulalım öncelikle. Sonra hacim değerine geçeriz. Eğer katı kütlesi 1 gram azalmış olsaydı ne demiştik? 1 mol çinkonun çözeltiye geçip çözeltideki 1 mol bakırın katı şeklinde çökmesiyle 1 gramlık katı kütlesi değişiyordu. O halde 1 mol bakır 2 nitrat çözeltisi harcanırdı diyebiliriz. Bakır şeklinde çökerdi. Şu an elimizde 0,2 gramlık bir katı kütlesinde azalma olduğuna göre kaç mol bakır 2 nitrat çözeltisi harcanmıştır dersek buradan 0,2 mol sonucuna ulaşacağız. Sorumuzda bize çözeltimizin derişimi verilmiş. O halde derişim üzerinden harcanan bakır 2 nitrat çözeltisinin hacmini bulabiliriz. Molarite formülünü yerine yazıyorum. Derişim değerimiz 1 molarmış. Molümüzü yukarıda 0,2 mol olarak bulduk. Harcanan molde bu. O halde harcanan hacim nedir dediğimizde buradan 0,2 litre olarak hacim değerimizi buluyoruz. Mililitreye çevirdiğimizde bu değer 200 mililitredir. Unutmayalım molarite formülündeki hacim birimimiz litreydi. Sonuç olarak ikinci öncülümüz de doğru oldu. Üçüncü öncül çinko katısının 13 gramı tepkimeye girmiştir. Yine azalan katı kütlesi üzerinden tepkimeye giren çinko miktarını belirleyelim. Aslında ikinci öncülde belirlemiştik. 0,2 gram katı kütlesi azaldığında 0,2 mol bakır 2 nitrat harcanıyordu. Yani 0,2 mol bakır artı 2 iyonlar harcanıyordu. Bakır gördüğüm yere 0,2 mol yazarsam katsayıları kullandığımızda çinkonun da katsayısı sayısı bakırla aynı olduğundan dolayı harcanan çinko miktarı da 0,2 mol olacak. Sonrasında gram miktarını hesaplayalım. 1 mol çinko 65 gram ise 0,2 molü nedir dediğimizde buradan 13 gramlık çinko kütlesinin tepkimeye girdiğini söyleyeceğiz. Üçüncü öncülümüz de doğru oldu. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Verilen tepkimeye göre 500 ml hidroklorik asit çözeltisi yeterince magnezyum metali ile tepkimeye sokulduğunda 24 kJ ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Soruda bize hidroklorik asitle ilgili bilgi verildiği için hidroklorik asit üzerinden denklemimizi kuralım. Katsayı 2 olduğu için şöyle diyebiliriz. 2 mol hidroklorik asit harcandığında açığa çıkan ısı bakın delta aşımız eksi 96 yani tepkime egzotermik olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız yorum 96 kilojüllük ısı açığa çıkar şeklinde olacak. Bu nedenle buraya 96 kilojül ısı açığa çıkarsa diyoruz. Çünkü bize açığa çıkan ısı ile ilgili bilgi vermiş. O yüzden ısı üzerinden de eklemi kuruyorum. 24 kJ ısı açığa çıktığında ne kadarlık bir hidroklorik asit harcı almıştır? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan 0,5 mollük hidroklorik asit cevabını buluyorum. Denklemde yerine yazacak olursak hidroklorik asit gördüğüm yere 0,5 mol diyorum. Bize birinci öncül hidroklorik asidin derişimini sormuş. Molarite formülünü yerine yazacak olursak Çözülen molü 0,5 mol olarak söyleyebiliriz hidroklorik asit için. Hidroklorik asidin hacmi ise 500 ml olarak verilmiş. Molaritede hacim birimimiz litreydi. Dolayısıyla buraya 0,5 litre yazıyorum. Buradan hidroklorik asit çözeltisinin derişimi 1 molar olarak karşımıza çıkmakta. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül harcanan magnezyum 6 gramdır denilmiş. Katsayılar üzerinden magnezyuma geçiş yapıyorum. Katsayı 2 iken 0,5 mol harcanırsa Katsayı 1 olduğu için magnezyumun 0,25 molu harcanır diyoruz. Bunu grama çevirelim. Mol formülü üzerinden yapacağım. Kütle bölü mol ağırlığı şeklinde biliniyordu mol. Magnezyum için mol değerini 0,25 bulmuştuk. Kütleyi bulmaya çalışıyoruz. Mol ağırlığımız soruda verilmiş. Bakın 24'müş magnezyum için. Buradan işlemleri yaptığımızda magnezyumun kütlesini 6 gram bulacağız. İkinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncül normal koşullarda 11,2 litrelik hidrojen gazı oluşmuştur. Katsayılar üzerinden hidrojene geçiş yapacak olursak katsayı 2 iken 0,5 mol ise katsayı 1 iken 0,25 moldür diyoruz. Bize normal koşullardaki hacmi sorulmuş. Bütün gazların 1 molün normal koşullar altında 22,4 litreydi. Bizim şu anki molümüz 0,25 mol. Kaç litredir dediğimizde içler işte, dışlar çarpma yaparsak 5,6 litre Cevabını bulacağız. Burada 11,2 dediği için 3. öncül yanlıştır. Sorumuzda doğru olanlar sorulmuş bize. Cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. 500 gram camdan yapılmış kalorimetre kabında 900 gram su vardır. Bu kalorimetre kabında verilen tepkimeye göre 2,8 gramlık C2H4 gazı yıkılıyor. Buna göre başlangıçta oda sıcaklığında bulunan kalorimetredeki suyun son sıcaklığı kaç santigrat derece olur denilmiş. Öncelikle kalorimetre kabında gerçekleşen reaksiyon sonucunda açığa çıkan ısı miktarını belirleyelim. Sorumuzda bize 2,8 gram c 4 gazı yakıldığını söylüyor. Öncelikle c 4 gazının molünü belirleyelim. c 4 için mol ağırlığını hesaplayacak olursak 2 tane karbon var. 12 imiş atom ağırlığı. 4 tane hidrojen var atom ağırlığı 1. Buradan mol ağırlığımız 28 gram gelmekte. O halde şöyle diyorum. 1 mol C2H4 gazı 28 gram ise elimizde 2,8 gramlık bir C2H4 gazı var. Kaç mol'dür? İçler dışlar çarpımı yapıldığında 0,1 mol değerini buluyorum. Reaksiyona giren C2H4 gazının molü 0,1 mol. Tepkimeye baktığımızda C2H4 gazının kat sayısı 1. Yani 1 mol C2H4 gazı yakılsaydı 300 kilokalori ısı açığa çıkardı. Şu an elimizdeki C2H4 miktarı 0.1 mol olduğuna göre buradan açığa çıkacak ısı miktarını belirleyelim. Şöyle diyorum. 1 mol C2H4 gazı yakıldığında 300 kilokalori ısı açığa çıkarsa 0.1 mol C2H4 gazı yakıldığında kaç kilokalori ısı açığa çıkar? İçler içler çarpma yaparsak buradan 30 kilokalori cevabını alıyoruz. Demek ki gerçekleşen reaksiyon sonucunda 30 kilokalori ısı açığa çıkacak. Arkadaşlar kalorimetre kabında açığa çıkan ısı hem kalorimetre kabını yani camdan yapılmış kabımızı ısıtacak hem de kabın içerisinde bulunan suyu ısıtacak. O halde reaksiyon sonucunda kalorimetredeki son sıcaklığı belirlemek için şu formülü kullanabiliriz. Q verilen eşit olmalıdır. Q alınana. Yani verilen ısı alınan ısı birbirine eşit olmalı. Verilen ısı reaksiyon gerçekleşmesi sırasında açığa çıkan enerjiydi. 30 kilokaloriydi. Alınan ısı ise hem kalorimetre kabımız olan cama hem de kalorimetre kabının içerisindeki suya gideceğini söylemiştim. Yani bunu şu şekilde düşünebiliriz. Q kap artı Q su. Yine buraya Q verilen diyelim. Kap ve suyun aldığı ısı ise Q eşittir M çarpı C çarpı delta T formülünden bulacağız. Burada herhangi bir hal değişimi olmadığı için QMC delta T formülünü kullanarak bulacağız. O halde formülümüzü şöyle düzenleyebiliriz. Q verilen 30 kilokalori. Ancak dikkat ederseniz buradaki öz ısı değerleri kalori cinsinden. Dolayısıyla bunu kaloriye çevirecek olursam 1000 ile çarparsak kaloriye çevireceğiz. Elimizde açığa çıkan 30 bin kalorilik bir değer var. Q verilen yerine 30.000 yazıyorum. Eşittir. Kabımızın ısısı için camın kütlesi çarpı camın öz ısısı çarpı delta T. Bu birinci kısımda artı. Suyumuz için suyun kütlesi çarpı suyun öz ısısı çarpı yine delta T. Sıcaklık değişimi. Değerleri yerine yazalım. 30.000 aynen yazdım. Camın kütlesine 500 gram demişiz. Camın öz ısısı 0,2 kalori bölü gram çarpı delta T. Sıcaklık değişimini merak ediyoruz zaten. Böyle yapalım. Artı suyun kütlesine 900 gram demişiz. Çarpı suyun öz ısısı 1 çarpı delta T. İfadeleri düzenleyecek olursak 500 ile 0,2'yi çarparsam buradan 100 gelecek. 100 delta T. Artı sağ taraftan da 900 delta T'ye gelecek. Eşittir yine 30.000'e. Buranın toplamı 1000 delta t yapacak. Sıfırlar birbirini götürecek olursa 1, 2, 3 tane sıfır delta T'den gitti. Buradan da 1, 2, 3 tane sıfır gitti. Delta T'yi 30 derece olarak buluyorum. Arkadaşlar delta T sıcaklık değişimini gösteriyor. Yani sıcaklık ilk duruma göre 30 derece artacak. Peki ilk sıcaklığımız neydi? Oda sıcaklığında bulunduğunu söylemişti kabımızın. Oda sıcaklığı değeri 25 derece. Artı diyorum 30 derecede bu reaksiyon sonucunda açığa çıkan ısı kabın ve suyun sıcaklığını arttırmıştı. O halde toplam sıcaklık değerimiz 55 derece yapacak. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir.